Merhaba. 3 soru 3 cevap programımız için bugün Ideasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Şentürk ile birlikteyiz. 3 sorumuz olacak Eray'a. Başlıyorum abi. 3 soru az ya. Üç, konsept 3 soru 3 cevap ya. Tamam abi. Sana ben 20 soru podcast'te daha bir ikinci podcast'te tamam. Soracağım. Olur. İlk sorum geliyor abi. Instagram mağaza bölümünü aktif etmek istiyorum. Ideasoft'tan açtığım siteyle entegre edebiliyor muyum? Güzel soru, önemli soru, gündemde olan bir soru. Tabii ki de evet cevabı. Ideasoft olarak bizim Facebook'la yapmış olduğumuz, birlikte geliştirmiş olduğumuz bir ürün var. Bunun ismi AdPilot. Instagram hesabını bağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu AdPilot ürünü sayesinde API'lar vasıtasıyla ürün feedini öncelikle Instagram'a aktarabiliyor. Ondan sonra bu ürünleri linkleyebiliyor. Bunun dışında tabii bu feed aktarımı otomatik oluyor, anlık oluyor. Bunun dışında Facebook sayfalarını birleştirebiliyor. Ondan sonra da reklam vermek isterse istediği kataloğu, kataloğun içerisinde istediği ürünü veya kategorinin reklamını çıkabiliyor. Böyle bir ürün geliştirdik birlikte ve bunu Ideasoft müşterilerinin kullanımına sunduk. Eyvallah. Bayağı iyiymiş ya. Bayağı iyi. Güzelmiş hakikaten. Güzel soru. Bu gündemde soru. Eyvallah. Hızlı ilerliyoruz burada biliyorsun bu konsepte. Evet. İkinci sorum. Merhaba, kolay gelsin. İnternet üzerinden tespih satışı yapıyorum ve sizin kargo anlaşmalarınız üzerinden kargo gönderimi yapabiliyor muyum? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yardımcı olur musunuz demiş bir takipçimiz. Süper. Sadece tabii tespih satanlar değil. Biz Ideasoft olarak, özellikle iş ortaklıkları departmanı olarak lojistik firmalarıyla yakın çalışıyoruz. Bunun sebebi lojistik fiyatların zannediyorum pandemiden sonra 5 kat artmış olması. Biz de bu anlamda hem yeni başlayan hem hali hazırda e-ticaret yapan firmalar için lojistik maliyetlerini Ideasoft'un 15.000-16.000 tane müşterisinin gücünden faydalanarak pazarlığını yapmak açıkçası lojistik firmalarıyla ve fiyatları olabildiğince aşağıya indirmek. Bu sayede de müşterilerimizin daha uygun fiyatlarla ürün göndermesini sağlayabilmek. Bunların içerisinde hemen hemen tüm lojistik firmaları var. Bunun başvuru yöntemi de Ideasoft müşterisi olduktan sonra size bir müşteri numarası veriliyor. Bu müşteri numarasıyla e-ticaret çözüm merkezi verdiğimiz platform üzerinden MNG Kargo, UPS, Yurtiçi, Aras Kargo gibi firmalara başvuru yaparak indirimli fiyatlardan yararlanabiliyorsunuz. Tespih satılıyor yani. Satılıyor. Eyvallah, süper. Üçüncü sorudayım, son sorum. Merhabalar, site kuracak. Merhabalar, site kurarak mı ticaret sağlıyorsunuz? Trendyol, bu böyle sormuş. Trendyol vesaire uygulamalar üzerinden destek vererek ilerliyor musunuz? Bu da önemli bir soru bence. Biz Ideasoft olarak e-ticaret altyapı sağlayıcısıyız. Tabii biz firmalara kendi markalarını oluşturabileceklerini, kendi domainleri üzerinde çalışan kendi web sitelerini, e-ticaret sitelerini oluşturuyoruz. Ancak bu demek değil ki Trendyol'da, hepsi burada da veya işte çeşitli marketplace'lerde veya yurt dışındaki marketplace'lerde herhangi bir connection'ımız yok manasına gelmiyor. Çünkü biz e-ticarete şöyle bakıyoruz. Müşteri nerede, sen orada olmalısın. Bunlar bir yere gideceğimiz bir yol gibi. Birkaç yoldan gidebiliriz o yola. Dolayısıyla bu yolların üzerinde de aslında tüketiciler var. Dolayısıyla ne kadar tüketiciye dokunabiliyorsan o kadar iyi. Instagram'da da olmalısın, işte Google'da da olmalısın. Örneğin Marketplace'de, Trendyol'da, N11'de gitti gidiyordu, orada da olmalısın. Kendi stand'de de satmalısın. Bu felsefeyle baktığımız için ve bunu hep söylediğimiz için müşterilere, kendi sitenizi oluşturduktan sonra Ideasoft altyapısında ürün kataloğunu saniyeler içerisinde istediğiniz Marketplace'e aktarabilecek entegrasyonlarımız var. Bu sayede buradaki mağazalarınızı da açıp buralarda da satış yaparak gelir elde edebilirsiniz diyebiliriz. Abi harikasın. Müthiş bir 3 soru 3 cevap oldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ ol. Görüşürüz abi.